Herkese selamlar. Tercih Dileminin bu videosunda bugün Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü ele alacağız. İlk soruyla başlayalım isterseniz direkt. Neden Ankara Üniversitesi ve neden Gıda Mühendisliği? Şimdi ilk kısmından başlarsak, arkadaşlar açıkçası Ankara Üniversitesi diğer üniversitelere nazaran kendi ayarındaki size şöyle bir imkan sağlayabilir. Şirketlerin yarın bir gün CV göndereceğiniz zaman size ön yargıyla bakmasını engeller. Nasıl yani? Şimdi diyelim ki gıda mühendisliğinde en iyi sıradaki üniversiteler var. İşte İTÜ, ODTÜ vesaire. Bunlar size olumlu katkı yapar. Bu tamam bir kenarda. Ama mesela bazı üniversiteler bazen negatif katkı yapar. Yani karşı taraf der ki ya hani bu acaba. Bu durumda siz üniversite boyunca çok güzel şeyler yapmış olsanız bile o üniversite adı bir noktada sizi engelleyebilir. İşte Ankara böyle değil. Yani Ankara Üniversitesi bir şirkete gidip CV gönderdiğiniz zaman yarın öbür gün mezun olduğunuzda şirketlerin size negatif bakmasının önüne geçer. Tabii ki şu da değil, gerçekçi bakalım. Yani bu Ankara Gıda Mühendisliği bitirmiş, hadi bunu alalım demezler belki. Daha farklı bir önceliği olur. Ama işte önemli olan da o. Bu sıralamaya bakarsak, bu sıralamaya göre bence o açıdan bir nebze daha iyi. Çünkü dediğim gibi firmaların ön yargılı olmasını engelleyen bir kurum kültürüne, kurum kimliğine sahip. Peki niye gıda mühendisi tercih edilebilir? Bu açıkçası kendi açımdan bakarsam şöyle tercih edilebilir. Artık sürdürülebilirlik diye bir kavram bahsediliyor dünyanın her tarafında. Ve gıdada bu çok önemli. Yani gıdada ürün geliştirme tarafından tutun, ambalajlamaya, işte onun lojistik ayaklarına pek çok açıdan aslında sürdürülebilirlik gıda dünyasında kendisine yer bulması gerekiyor ve bulacaktır da. İşte sizler burada üniversite boyunca kendinize belirlediğiniz alanlara göre bunun pek çok farklı saçayağına yer alabilirsiniz. Dolayısıyla burada bir fırsattan bahsedebiliriz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bu da aslında ilerleyen sorularda yer alacak bir konu. O yüzden oraya şimdiden paslamış olalım. Peki ikinci sorumuz gıda mühendisliği hangi profildeki arkadaşlar için daha uygun sorusu. Burada şöyle bir şeyden bahsedebiliriz arkadaşlar. Gıda mühendisliği şöyle bir bölüm. Yani size günün sonunda bir garanti sağlamaz. Yani bazı bölümler vardır. Der ki size buraya gir, işte gerekenleri yap ve karşılığında bunu elde edersin. Mesela eğitim fakültesi böyledir. Yani günün sonunda bir şey yapmanız gerekir ve atanabilirsiniz mesela. Ya da bilgisayar tarafında mesela biraz bilgisayar mühendisliği de belki böyledir. Yani size der ki bunları yaparsan bunu elde edebilirsin. Gıda mühendisliği pek böyle değil. Yani gıda mühendisliği tamamen sizin ne kadar kendinizi geliştirdiğinize, ne kadar üniversite boyunca bir şeyler yaptığınıza ve çevrenizi ne kadar iyi tuttuğunuza bağlı olarak gelişir. Dolayısıyla burada hangi arkadaşlar için uygun? Daha böyle maceraperest arkadaşlar için uygun aslında. Ne demek maceraperest? Yani bu işin sonu belli değil. Yani çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Açıkçası ben bu bölümü ve lisans hayatını niye okudum diyeceksiniz halde gelebilir. İşte bunun ortasını bulmak için maceraperest olmak gerekiyor ve ben kendimi sürekli olarak aktif tutabilirim. Sürekli olarak bir şeyler öğrenebilirim. Sürekli olarak kendimi şu konularda geliştirebilirim demeniz gerekiyor. Ha diyebilirsiniz ki ya hani bu her bölümde geçerli değil mi zaten? Ya evet öyle ama mesela ben uluslararası ticaret mezunuyum ve benim bölümde mesela bu kadarına gerek yok arkadaşlar yani açıkçası. Niye bu kadar gerek yok? Mesela uluslararası ticarette belli dinamikler vardır, belli kurallar vardır, mevzuat vesaire. Ve hani belli periyotlarla mevzuatı takip ettiğiniz zaman dış ticaret size belli şeyleri sunar zaten. Ve bir dış ticaret uzmanının mesela o kadar da her gün bir şeyler araştırması gerekmeyebilir. Ha, yapanlar tabii ki çok daha fazla fark yaratır ama gerekmez mesela. Ama işte gıda mühendisliğinde böyle değil. Yani gıda mühendisliğinde çok daha dinamik bir alan, çok daha farklı bir dünyaya sahip. Dolayısıyla gün ve gün belki de kendinizi bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Burada nasıl olmuş? Mesela paketleme sektöründe neler yapılıyor? Ambalaj sanayisinde neler geliştirilebilir? Bunlara baktığınızda belki direkt gıda mühendisliğinin alanı değil ama işte bu yan alanları geliştirerek aslında kendinizi fark yaratan bir gıda mühendisliğine konumlandırabilirsiniz. İşte bunun içinde dolayısıyla sürekli olarak o yaşam boyu öğrenme kavramı vardır. Onu sürekli olarak içselleştirmeniz gerekiyor. Bu bazılarına şey gelebilir, yani uğraşabilir mi bu kadar şeyle? İşte vallahi arkadaşlar buna bağlı. Yani başarılı olmanız bu kadar çok merak, öğrenme isteği ve araştırmaya dayalı. Üçüncü sorumuz Ankara Üniversitesi Okulu'nun avantajları ve dezavantajları neler? Bakıldığı zaman Ankara konusunda ciddi bir önyargı olabiliyor bazı kesimlerde. Yani işte hani deniz bile falan muhabbeti. Ama açıkçası yani diğer şehirlerde de sürekli olarak denizde miyiz zaten? Ayrı konu. Ben açıkçası seviyorum Ankara'da üniversite okumayı. Yani şöyle, ben Ankara'da üniversite okumadığım için bunu direkt sevmiş olmayayım. Hani bu biraz saçma olabilir ama orada pek çok arkadaşımla konuşuyordum ve üniversite döneminde de gidip gelmiştim Ankara'ya. O hayatı deneyimledim. Yani kendince bir hayat dünyası var, farklı bir dünyası var, farklı bir aurası var. Ve bence ortamdan ziyade arkadaş çevresi, ortamdan kastım şu, yani coğrafi ortamdan ziyade arkadaş çevresi daha değerli olan kişiler için bence iyi bir imkan sunuyor. Yani pek çok üniversiteyle daha kolay iletişim kurabiliyorsunuz ve o pek çok farklı üniversitelerden arkadaşlıklarınız size çok daha güzel sonuçlar vaat edebiliyor. Yani mesela ben İstanbul'da okumuştum ve İstanbul'da her üniversiteyle mesela o kadar direkt teması kurmayabiliyorsunuz. Çünkü gerek kalmıyor. Ve çok büyük bir şehir mesela. Bambaşka üniversitelerden insanlarla farklı yollardan size bağlı şekilde network kurabiliyorsunuz. Ama mesela İzmir'de belki bu biraz daha iyi şekilde kolay olabilir ama yine zor mesela İzmir'de benim bildiğim kadarıyla. Ama mesela Ankara buna müsait. Yani Ankara'da mesela çok spesifik yerlerde değilseniz, işte Sıhhiye vesaire değilseniz orta alanlarda daha böyle network'e yakın oluyorsunuz. İşte bu çeşitli etkinlikler vesaire yoluyla. Dolayısıyla mesela bu bir avantaj bence. Yani dezavantaj nedir? Az önce belirttiğim gibi yani size İstanbul gibi, İzmir gibi böyle bir karizmatik bir görünüm vermeyebilir ilk aşamada. Bu bir dezavantaj belki sayılabilir. İşte sizin ya beklentinize bağlı. Ama avantaj kısmında bence o network ve işte arkadaş çevresi kısmı iyi bir avantaj olabilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde ne gibi avantaj ve dezavantaj kullanılabilir? Açıkçası çok bana onların haricinde şey gelmiyor. Gözle görülür bir avantaj ya da dezavantaj açıkçası gelmiyor. Peki Ankara Üniversitesi size akademik ve sosyal anlamda neler sağlayabilir? Ankara Üniversitesi akademik kısmında az önce belirttiğim gibi yani insanların ön yargı bakmasını engeller. Çünkü sahip olduğu bir kurum kültürü vardır, bir kurum kimliği vardır. Ve dolayısıyla yine bu sıralamaya bakarak bunu söylüyorum. Yani gıda mühendisliği açısından söylüyorum. Size belli bir aslında saygınlık kazandırır. Yani şöyle, yine az önce belirttiğim gibi size belki bu aşamada sadece Ankara Üniversitesi olduğu için iş buldurmaz. Ama öte yandan sizin yeteneklerinizi, sizin çalışmalarınızı da kamufle etmez. Böyle bir avantaja sahip bence. Sosyal anlamda neler sağlayabilir? Yine böyle kulüplerin vesaire aktif olduğu bir üniversitedir genel anlamda. Dolayısıyla kendinize yer bulmanız ve kendinizi geliştirmeniz açısından bence iyi bir imkana sahip. Öte yandan akademik kadrosu da hayli iyi bir üniversite. Dolayısıyla sizlerin kendinizi geliştirmeniz açısından size iyi bir altyapı sağlayabilir. Yani buraya girdiğiniz zaman ben acaba burada kendimi geliştirebilir miyim, hocalarımla işte uyum sağlayabilir miyim konusunda çok fazla bir sorun yaşayacağınızı açıkçası düşünmüyorum. Diğer bir kısım gıda mühendislerinin iş bulmak imkanı zor mu yoksa kolay mı? Burada da yine şöyle bir atıfta bulundum. Konuşmanın az önceki kısmına binaen. Ne zor ne kolay diyelim. Ya bu aslında şu anda pek çok bölümde böyle arkadaşlar. Yani mesela İİBF bölümlerinde de böyle biraz daha. İşte mühendislerin yine çoğunda böyle. Yani size bir iş faaliyetine çok fazla bulunmuyor firmalar ya da işte aynı şekilde kamu kurumları. Ama kendinizi yine biraz tabir, hani popüler bir tabir ama kendini geliştirmek kavramı. Eğer kendinizi yetiştirebilirsiniz, kendinizi iyi eğitebilirseniz çok kolay bir şekilde iş bulabilirsiniz. Ha, tabii burada yine umut satmayayım. Yani hayal tacirliği yapmama hiç gerek yok. Öte yandan tabii ki belki istediği işi bulamayan, daha kötü nispeten şartlarda çalışan pek çok gıda mühendisi de vardır. Bu da bir realite de. Ama dediğim gibi bu her bölümde geçerli bugün. Yani iktisatta da geçerli mesela. Elektrik mühendisliğinde de geçerli. Aynı şekilde diğer bölümlerde de böyle. Artık bir şey yok arkadaşlar. Yani maalesef şu bölüm bana çok iyi imkanlar getirir. Yok. Yani mesela en son bir ara PDR vardı. Mesela İİBF için söylüyorum bunu. Özür dilerim. Yani TM için söylüyorum. Mesela o da şu anda o şeyde değil. Artık o da o avantajını kaybetti. Bilgisayar mühendisliği mesela birkaç yıldır çok böyle işte yazılım vesaire dünyası vardı. Artık orada da bir ihtiyaçtan fazla sunulmaya başlandı bir şeyler. Dolayısıyla mesela orada da bir sıkıntı var şu anda. Pek çok firma mesela işte yazılım tarafını başka şekilde konumlandırıyor vesaire. Dolayısıyla buna güvenmek çok iyi bir karar değil. Yani bu kadar fazla nüfusun olduğu bir yerde iş imkanı kolay mı? Açıkçası hiçbirinin kolay değil. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Ama burada şöyle bir şey var. Eğer kendinize niş bir alan bulursanız çok rahat fark yaratabilirsiniz. Yani gıda mühendisliği bence bunu sağlıyor. Nasıl yani? Mesela gıda mühendisliğinde okurken işte 1. 2. sınıfta vesaire kendinize bir spesifik bir alan buldunuz diyelim. Dediniz ki ben ambalaj sanayisinin sürdürülebilirliğine kafa yoracağım. Ben işte gıdada ürün geliştirmenin şu taraflarına kafa yoracağım. Kendinize böyle niş bir alan bulup eğer sosyal medyayı iyi kullanırsanız bence arkadaşlar fark yaratmanız çok kolay. Yani bu hayal tacirliği değil. Bunu ben kendim de bizzat deneyimledim. Yakın çevremden de bunu gözlemledim. Eğer sosyal medyayı teknik bir işte iyi kullanıyorsanız çok kolay vitrin olabiliyorsunuz. Zaten günümüz dünyasında bölümden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Vitrin olmak çok daha değerli. Ya açıkçası Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği size ön yargı oluşturmaz. Ama çok fayda mesela bir fayda sağlamaz. Anladınız mı yani? Ama sizin LinkedIn'de 10.000 takipçiniz varsa işte o zaman fayda sağlar size. Bugün LinkedIn'de 10.000 takipçinizin olması iyi bir üniversitede gıda mühendisliği okumaktan daha değerli. Ya da Twitter'da sizi takip eden bu konuda, saf bu konuda takip eden 5-10 bin kişinin olması gıda mühendisliğini 3.70 ortalama eğitimlikten daha değerli olabilir. Çünkü 3.70 ortalamayı zaten emin olun her yıl 2-3 bin kişi yapıyor gıda mühendisliğinde. Ama Twitter'da bu konularda paylaşım yapıp 5 bin takipçi var mesela kaç kişi var? Saf bu konuda paylaşım yapan bu arada. Gıda mühendisi olarak söylemiyorum. Dolayısıyla öncelikleri iyi belirlemek gerekiyor. Yani eğer ben hiçbir şekilde vitrin olmak istemiyorum, ben kendimi konumlandırmak istemiyorum derseniz açıkçası sadece size sunulandan ibaret bir akademik ve iş hayatınız olur. Ama öte yandan yok ben kalıpları yıkacağım ve ben farklı kullanacağım derseniz işte o zaman gıda mühendisi bence size iyi bir altyapı, iyi bir zemin sunar. Çünkü eğlenceli bir dünya. Yani bazı aşağıdan eğlenceli. Hem Ankara Üniversitesi açısından söylüyorum bunu, Ankara'da yaşamak söylüyorum, hem bölüm açısından bunu söylüyorum. Umarım daha iyi anlatabilmişim demek istediğimi. 6. kısım, gıda mühendisliği bitirince hangi alanlarda yer alabilirsiniz? Akademik, kamu, özel sektör taraflarında hangi işlerde çalışabilirsiniz? Şimdi burada şöyle söyleyelim. Kamu tarafı, yani biz mesela kariyer yapısı olarak hiçbir şekilde oraya girmiyoruz. Çünkü çok fazla bilmediğimiz bir alan. Yani KPSS'ye giriyorsunuz tamam işte sonra işte mülakatlar vesaire var. Bizlik bir konu değil. Yani o zaten eğer o konuya odaklıysanız sizin yapacağınız işler zaten bellidir. Biliyorsunuzdur aslında. Akademik tarafta ben açıkçası şuna çok inanmıyorum. Artık sadece akademiye odaklanmak zararlı bir konu. Yani şöyle zararlı. Tamam çok idealist birisinizdir ve dersiniz ki ben akademik yapacağım. Ama insanı bitiriyor arkadaşlar. Yani sadece akademik çalışmak hem sizi beslemiyor. Çünkü şu anda akademik dünyası özel sektörün birkaç adım gerisinde arkadaşlar. Yani çünkü orayı zaten besleyen şey özel sektör bir nevi. Pek çok üniversitede özellikle yurt dışında mesela. Özel sektör zaten fonluyor orayı. Özel sektörün bir şey yapması lazım ki akademi onu araştırabilsin. Dolayısıyla akademi artık son 20-30 yıldır neredeyse özel sektörün sürekli olarak gerisinde. Onun yaptıklarını özetler, onun yaptığını tanıtır hale gelmiş durumda. Dolayısıyla bence özel sektöre yer alıp akademiyi eğer istiyorsanız ya da mesela hani bu da bence gerekli aslında yanında ilave yapmak gerekiyor. Mesela son dönemde şey çok artmış durumda. Özel sektöre çalışıp mesela haftanın 3 günü özel sektöre çalışıp işte haftanın 1-2 günü akademiye mesela gitmek. Bu artık yaygın bir konu. Akademiye nasıl gidersiniz? İster yüksek lisans, master, işte doktora yaparsınız. İsterseniz de misafir öğretim üyesi gibi çalışabilirsiniz. Mesela az önceki sosyal medya kısmına biraz atıfta bulunayım burada. Diyelim ki siz işte LinkedIn'de 10 bin takipçiniz var ve işte gıda mühendisliğiyle ilgili paylaşımlar yapıyorsunuz ve pek çok gıda mühendisi aynı zamanda işte sektörün diğer bileşenleri sizi takip ediyorlar. Bu durumda siz master yapmadan bile aslında bir takım özel üniversiteler, belki kamu kurumları, kamu üniversiteleri size işte bulunabilirler. Orada işte o vitrin olmanın ekmeğini yersiniz amiyane tabirle. Size derler ki işte falancanın falanca bey gelin bizde işte haftanın bir günü ders verin mesela şu dersi verin. İşte teknoloji ve gıda mühendisliği. Gıda mühendisliğine sürdürülebilirlik mesela. Şimdi bu gibi konular yeni başlıklar olduğu için bunların şu anda uzmanı yok mesela. Yani kalkıp size bir profesörün olduğu bir alanı vermezler. Master yapmadan, doktor yapmadan. Ama mesela işte gıda iletişimi mesela örnek veriyorum şu anda. Sallıyorum bunları. Bunun gibi pek çok başka oluşturulabilir. Eğer siz kendinizi bir gıda mühendisi olarak buralarda konumlandırabilirseniz, daha olmayan, uzmanlığın olmadığı alanlarda konumlandırabilirseniz, buralarda fark yapmanız çok daha kolay hale gelir. Dolayısıyla akademiyi burada bence yan bir unsur olarak kullanmak daha iyi olur. Yani sadece akademi yapmak yerine özel sektöre fark yaratıp, özel sektör olabilir, bu arada bu girişimcilik olabilir, danışmanlık olabilir, hiç problem değil. Bunun yanında işte sizi beslemesi açısından akademiyi kullanmak bence daha iyi olacaktır. Sadece akademi yapmak yerine. Dediğim gibi zaten bu artık yükselen bir trend. Yani artık pek çok kişi bir anda çalışırken işte bir anda yüksek lisansını yapıyor. İşte akşam eğitimiyle ya da işte online eğitim vesaire. Bunun haricinde daha sonraki yıllarda işte haftanın 2-3 günü akademi, 2-3 günü özel sektörde çalışıyor ve bu açıkçası dediğim gibi daha faydalı aslında. Niye faydalı? Şimdi özel sektörde tek başına çalıştığınız zaman haftanın 5 günü bir fiil sıkılıyorsunuz bir noktadan sonra. Ama mesela akademi işte burada sizi besleyebilir. Yani işte haftada mesela bir gün okula gitmek, o üniversite öğrencilerinin işte neşesi, işte gençliği vesaire size bir enerji verebilir mesela. Bize de bu vardı işte üniversitede okurken. Yani oradaki hocalar daha böyle şeydi. Hem özel sektörü biliyor bir yandan, işte bir dinamizm var hayatında, hem de işte o üniversite gençliğinin verdiği motivasyon vesaire hissediliyor. Bu insanları çok daha kaliteli ve doyurucu sohbeti aslında getiriyor. Akademisyen açısından bunu söylüyorum. Ha tabii yine de şunu söyleyeyim son olarak yani bu işin doğrusu budur diye söylemiyorum. Ben kendi burada kariyer stüdyoyu temsil eden bakış açımı söylüyorum. Yoksa tabii ki bir başkası diyebilir ki ben akademiyi saf olarak yapması tarafındayım ve sadece oradan ilerlemek tarafındayım. Saygı duyarım tabii ki herkesin kendi doğrusu. Başarılı gıda mühendisi olmak için peki üniversite hayatı boyunca neler yapmalısınız? Burada az önce belirttiğim kısım aslında her bölümde bu geçerli. Sadece gıda mühendisliği değil. Arkadaşlar sosyal medya çok değerli. Yani sosyal medyada içerik üretmek artık olmazsa olmaz. Çünkü bir başkasının sizi tanımasının en iyi yolu burası. Yani mesela siz diyelim ki çok şey biliyorsunuz ama işte karşı taraf bunu ne kadarını bilecek? Yani CV'ye mesela şey yazamazsınız. Ben bütün bilgilerim bunlar. Hayır. Mesela yoga yapıyorsunuz diyelim ki. O yoganın gıda mühendisliğiyle bağlantısınız, CV'yi yazamazsınız, anladınız mı? Yok çünkü yer yok orada. Nereye edeceksiniz o CV'yi onu? Ama bunu mesela LinkedIn'de paylaştığınız zaman işte 1200 beğeni, 1300 beğeni sizi bir anda uçuracaktır. Yaptığınız bir post mesela güzel bir tasarımla birlikte sizi Instagram'da belki 10 bin kişiye ulaştırabilir, 100 bin kişiye ulaştırabilir. Ama mesela yazdığınız çok güzel bir tasarımlı bir CV 100 bin kişiye ulaşmaz. 100 bin her şirket onu bilemez yani. Yapacağımız şeylerin şu olması lazım. Bizden bağımsız olarak bir etkiye sahip olması gerekiyor artık. Bu ne demek? Mesela bir podcast kaydettiniz diyelim gıda mühendisliği ile ilgili. Siz uyurken bile size para kazandırabilir o yaptığınız podcast. Gece 3 siz uyuyorsunuz. Dünyanın başka bir yerinden insan sizi dinleyip, sizin podcastinizi dinleyip size para kazandırabilir mesela. Ya yaptığınız bir YouTube videosu diyelim mesela gıda mühendisliği ile ilgili. Siz uyurken bile size para kazandırabilir reklamlar yoluyla. Ama mesela yazdığınız bir CV size uyurken para kazandırmaz. Sadece günde 9 saat, 10 saat çalıştığınız mesaiden ibaretsinizdir. Bizim artık günümüz dünyasında yeni jenerasyon olarak, Z jenerasyonu olarak şuna kafa yormamız gerekiyor. Biz nasıl uyurken bile para kazanacağız? İşte burada hayatımıza sosyal medya gerçeği giriyor. Bu neresi olur? Bu tamamen size kalmış. TikTok olur, LinkedIn olur, YouTube, Spotify artık size kalmış. Ya da yeni mecralar, mesela Wiser diye bir gerçek var, işte küratörlük vesaire. Mesela yeni dünyanın artık gerçek şey, yani kürasyon, küratörlük. Çünkü şey değil yani içerik üretmek zaten herkes üretiyor. Çok fazla içerik üretimi var ortada. Ama birilerinin de bunları birleştirmesi, kürasyon yapması gerekiyor. Mesela siz şey olabilirsiniz. Dünyada gıda mühendisliği haberlerini derleyen kişi mesela. Türkiye'de var mı? Ben bilmiyorum mesela çok fazla bu konuda. Araştırma yaptım geçtiğimiz aylarda bir takım içerik ortamları için. Ama bulamadım. Yani içerik kürasyon açısından mesela bir sıkıntı var gıda mühendisliğinde. Mesela kendinizi burada konumlandırabilirsiniz üniversite hayatınız boyunca. Bu değerli bir kazanım olabilir. Başka ne yapmak gerekiyor? Tabii ki işin sosyal tarafında hayatı yaşamak lazım. Yani bunlar sadece işin bir kısmı aslında. Bu saydıklarım %50. Ama öte yandan bir %50 var ki o da sosyal hayat. İşte bu nedir? Erasmus olursa olur. Olursa başka şeyler olabilir. İşte kulüpler vesaire. Ama şunu söyleyeyim yani saf bir akademik hayat bence sıkıcı olur. Yani bunu yapmayın mümkün olduğunca. Kendi hayatını yaşamak tabiri vardır. O hayatınızı yaşayarak bir yandan da sürekli bir arayış halinde olmalısınız ama işte. Ben ne yapmalıyım? Nasıl fark yaratırım? Sosyal medyayı işime nasıl katabilirim? Çünkü o olmadığı zaman zor. Yani bu sadece Ankara Üniversitesi olduğunu söylemiyorum bunu. En iyi üniversitede olsanız bile gıda mühendisliğinde aynı şekilde bu durum geçerli. Çünkü mesela en iyi üniversitede olduğunuzu varsayalım. Bölümde var 200 kişi. Her yıl zaten sizin gibi 200 insan var. Peki siz nasıl fark yaratacaksınız o zaman? Bu Ankara'da da böyle. Ankara Üniversitesi için de böyle. Diğer en iyi üniversiteler için de böyle. Sizin iyi olmanız için, sizin farklı olmanız için size ait bir şeyler sunmalısınız. İşte bu da burada sosyal medya gerçeği olarak hayatınıza giriyor. Yani bunu şeyi söylemiyorum yani ille de girin traveler videoları yapmanıza gerek yok. Seyahat videoları yapmanıza gerek yok. Hatta onlara genel olarak gerek yok zaten. Ama mesela seyahat etmeyi seven biriyseniz bunun gıda mühendisliği ile ilişkisi üzerine kafa görebilirsiniz. Benim tutkum abi gıda seyahat. Benim tutkum meditasyon. Benim tutkum işte yemek yapmak. Peki ben bunu gıdayla nasıl birleştirebilirim? Mesela işte gıda ve edebiyat mesela. Gıda ve müzik hiç fark etmez. Önemli olan bunun üzerine bir takım araştırmalar yapmak. İşte Arge mesela bu. Kariyerde Arge diye bir şey varsa şayet araştırma geliştirmenin kariyer yönetimindeki, kariyer mühendisliğindeki versiyonu işte bu. Bizim mesela en çok yaptığımız şeyler bir tanesi bu aslında. Nasıl olabilir? Yani o mesela ama şöyle bir şey var. Yani bazı hobiler vardır. Sadece hobi olarak kalması önemlidir. Dersiniz ki ben müzik dinlemeyi seviyorum. Ama sadece hobi olarak. Yani ben bunu bir iş haline gitmek istemiyorum. Mesela buna saygı duyuyoruz. Tamam, okey. Ama işte her hobi böyle değildir zaten. Bir takım hobiler böyledir. Ama bir takım hobilerden dersiniz ki ya ben keşke bunu bir monetize edebilsem. Keşke parayı çevirebilsem mesela. İşte burada da devreye kendi Arge çalışmalarınız giriyor. Ben çok fazla sizi tutmuş olmak istemeyeyim. Tutmak istemiyorum diyeyim ya da. Dolayısıyla bu videoyu burada sonlandırıyorum. Açıkçası 7 soruya da güzel cevap verdiğimizi düşünüyorum kendi içimizde. Bunların haricinde yine sizin sorularınız olursa sorabilirsiniz ve diyebilirsiniz ki işte bu nasıl oluyor vesaire. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdiden hepinize tercih sürecinde başarılar arkadaşlar.